Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızdan haberlerle karşınızdayız. Bu akşam gerçekleşecek ödül töreniyle kapanacak olan İstanbul Film Festivali'nin programından bir haberimiz var ilk sırada. Ulusal yarışma bölümünde yer alan filmlerden Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi Güvercin'e dair notlar geliyor ekrana. Sen gene damla mı yatmaya başladın mı? Dünya premierini 68. Berlin Film Festivali'nde yapan Sofia Film Festivali'nden en iyi yönetmen ödülüyle dönen Güvercin, festival yolculuğuna devam ediyor. Sakarlara bakma derdim. Nasıl çıkıyor? Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi Güvercin'de Adana'da yaşayan genç Yusuf'un sıra dışı tutkusunu ayakta tutma çabası anlatılıyor. Devir, para kazanma devri. Çocukken en çok şahit olduğum şeylerden biriydi kuşçular. Çok böyle insanlarla anlaşamıyorlardı. Toplumla bağlantıları çok yoktu. Onlar göğe bakmayı, düşünmeyi tercih ediyorlardı. Ve aslında kuşçu ve kuşlar arasında korkunç bir sadakat ve sevgi duygusu da oluyor. Bu beni çok ilgimi çekmişti. Aslında sıra dışı bütün tutkuları temsil ediyor Güvercinler benim filmimde. Filmin başrolünü Kemal Burak Alper ve Güvercin Maverdi paylaşıyor. Yes. Sen küs müsün bunlara? Niye gitmiyorsun yanlarına? Kuşları kameraya alıştırmak gerekiyordu. Ve onlara böyle zarar vermeden, onları üzmeden biz onların yanına yavaş yavaş varlığımızı gösterdik. Ama özellikle başroldeki Maverdi için Kemal'in onu bebeklikten büyütmesi gerekti. Annesinden ayrıldıktan kısa süre sonra onu Kemal aldı ve evinde bakmaya başladı. Ve sette de bu çok hissedildi. Yanı sıra Kino 2018 Alman Filmleri Türkiye'de programı 29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında 19-29 Nisan tarihleri arasında Ankaralı sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kino 2018 gösterimleri 20 Nisan akşamı 19 seansıyla başlayacak. Nisan ayında 37. İstanbul Film Festivali çerçevesinde başlayan ardından 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'ndeki gösterimlerle devam edecek olan Kino 2018, dikkat çekici filmlerle ve festival konuklarıyla Ankara'da olacak. Ve 20 Nisan'da vizyona girecek bir yeni film Cici Babam. Biz de Cici Babam'ın ekibiyle bir araya geldik, sohbet ettik. Sizleri bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Emmi, hayırdır ne bu hal? Sipten mi kaçtı? Neden düştün bu köyün yollarına amca? Sevgilim burada yaşıyor. Emmi, sen ne var değilsin? Burası. Anamın evi. Size çok net bir sorum var. Abi bu herif kim? Cici babayız. Sevgili seyircilerimiz, Güldür Güldür ekibinden bir yeni film Cici Babam bu hafta vizyona giriyor. Güldür Güldür senaryo ekibinin senaryosunu kaleme aldığı filmi Meltem Bozoflu yönetiyor. Ve biz de filmin ekibiyle hemen vizyon öncesinde sohbet ediyoruz. Yasemin Conka, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Mahir İpek, Meltem Bozoflu ve Burak Topaloğlu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ne güzel, Güldür Güldür ekibi üretmeye devam ediyor. Hep birlikte yol alan bir ekip. Üstelik sayıca da artarak, genişleyerek, çoğalarak devam ediyor. Hem beyaz perdede, hem sahnede, hem ekranda birçok yerde birliktesiniz ama yine de sinema filmi çekmek biraz daha farklı bir deneyim oluyor mu? Ya da sinema filmi olunca neler yaşanıyor? Önce Meltem'e sorayım. Bu kez nasıl bir deneyim oldu? Hadi buyur. Bizim Güldür Güldür'de de mizahi olarak bir bakışımız, bir anlayışımız var. Elbette filmde bunun dışında değil ama filmde tabii ki bunu daha derinleştirebileceğimiz uzun bir sürecimiz oluyor. Hmm. Karakterler daha tipten öteye geçip karakter olabiliyorlar. Hikaye daha bir zamana, sürece yayılıyor ve daha tatlanıyor, lezzetleniyor. Bir de biz çok ciddiye alıyoruz sinema filmi yapmayı. Bence buna değer bir alan zaten sinema.
Dolayısıyla çok keyifle çalışıyoruz, çok emek veriyoruz, çok ciddiye alarak üretiyoruz ve ortaya çıkan işte lezzetli olunca böyle üstümüzde büyük bir rahatlamayla sizlerle buluşacak noktaya getirmiş oluyoruz. Yine ikinci filmde de öyle bir süreçteyiz. Ekip genişliyor diyorum. Yasemin'in de bu filmde olması hakikaten hoş. Hoş bir sürpriz izleyici için de. Benim için de. Değil mi? Yani hiç, ama öyle de tabii biraz konuşalım. Yani onlar çok birbirini tanıyan bir ekip. Kendi aralarında sinerjileri, enerjileri, dilleri farklı olabilir. Oldu mu öyle bir zorluk? Çok tatlılar gerçekten hepsi ve ayrı ayrı. Onur özellikle. Beni ayrı olsun. Ekstra zor. Hepsi çok tatlı ve çok yetenekli. Ben dahil olmaya çalıştım hikayeye ve oyunlarına. Rica ettim hatta Meltem'den minik çektiğiniz bir şeylerden hani böyle bir bakabilir miyim? Çok minik görüp hani dillerini anlamak istedim açıkçası. Çünkü sahnede olmak başka bir şey. Sinema bambaşka bir şey. Bir parçası olabilmeye çalıştım. Olduğumu düşünüyorum ben şahsen. Özgüveni yüksek bir şekilde. Bu ekip böyle arasına kattığını da bir daha bırakmıyor gibi. O da güzel yanı. Mahir için öyle oldu galiba. Aslında daha önceden onu... ekibe katıldı ama... Evet. Ama hani... yani biz onu biraz yollamaya da çalıştık, yalan yok. Hani Mahir'in tarafından bakalım o zaman nasıl gitti? Ya benim için de zaten çok güzel bir projeydi. Baştan hemen heyecanlanıp içinde olma duygusu... yüksek bir proje bu. Zaten ben de bir yaklaşık ekibe, aslında ben de yeni sayılırdım. Yenisin, be filmde. Yenisin. Bak, ekibin bir parçası olmaya meyilliyseniz zaten hemen o ekibin bir parçası oluyorsunuz ve gerçekten de çok uzun zamandır aynı ekibin içinde çalışıyormuşsunuz, duygusunu da yaşıyorsunuz. Öyle değil mi Aksim Hanım? Bak biz zaten söyleyemedik. Bana bir sene gibi geliyor, iki sene gibi bak, geliyor. Bak gördün mü? O kadar İsmail abi şey. Ustalara saygı kuşağına aldı. Ne güzel, ne güzel. Ya bak, gerçekten hep böyle enerjiniz daim olsun. Bu çünkü önemli, üretmek için de bu gerekiyor. Şimdi filmin hikayesine gelirsek, bu kez nasıl bir hikaye var acaba? Bir cici baba var. Cici baba kimin cici babası, ne vesileyle cici baba oluyor gibi biraz hikayeden kim söz etmek ister? Bence sen bahsedin. Ya da evet olabilir. Bilmiyorum. Olur. Oğlumuzdan da başlayabiliriz ben aslında. Başlayayım, sen devam. Zaten biz bir ekibiz, onu yaparız evet. Böyle tak tak. Evet, oradan öyle yürür o. Üç kardeşin cici babaya karşı verdiği mücadele. Ben en büyüklerim. Hacı, Mahmut, Fatoş'um ben. Üçümüz cici babayı kabul etmeme üstüne bir plan yapıyoruz. Ve ben en gelenekçileriyim, en karşılarıyım. Yani tabii ki küçük kopmalar oluyor zaman içinde. Ama en dirayetli ben kalıyorum. Bütün savaşımız onun aileye girmemesi üstüne. Ama. Ama. Ama yani. Ama aşk mı? Ama yani. Değil mi? Cevap belli. Zaten mühim olan da sevgi aktarımı. Evet. Hepsine sevgi aktarımı yaptım. Ben reddiğimi söylemiyorum. Orada bir şive olayı var. Evet. O nedir? Biraz Onur da sen... Şivelere saygı kuşağında yine Onur buldu. Evet. Şimdi Urfalı bir aile. Evet. Baba erken, bizi çok küçükken vefat etmiş. Anne de Ege'ye. Ege'de bir kasabaya yerleşiyor. Nar bahçesi var. Nar bahçeleri var işte. Nar ekşisi yapıyor. Nar işinde yani. Yani herkes de dağılmış, dağılmamış da. Evli, İstanbul'da çiğ köfte işi yapıyor. Fatoş ortanca kardeş, Mahmut küçük kardeş, o da müzikle iştigal ediyor. Nişanlısı var aslında. Evet, Burak'la da belki hani aileye sonradan dahil olmuş birey diye. İç güveysi. Zaten i̇ç güveysi, evet, güzel. Bir kız isteme durumu olacağı için kalkıp annenin yanına gidiyorlar. Biz artık evli karar veriyoruz. Annenin yanına gidiyoruz. Üç kardeş. Hani artık bir isteme olayı zaten orada, olsun zaten orada işler karışmaya zaten başlıyor. Zaten diğer iki kardeş daha Ege'de büyüdükleri için daha şiveli olan Onur'la... Yani ben babamın yanında kalıyorum uzun yıllar Urfa'da. Evet. Hatta sıra gecelerinde çalışıyorum, çiğ köftecilik yapıyorum. Babamdan, yani baba mesleğini devam ettiriyorum. Tabii ki ben onlara göre daha Urfalıyım. Daha Urfa'da kalmışım her anlamda. Onlar benden önce geliyorlar annesiyle birlikte. Ve onlar zaman içinde asimile oluyorlar. Asimile oluyorlar. Ya o konuşma... Biz bir mozaiyiz ama. Öyle evet. Değil mi? Evet. Eller birleşsin. Sevgi aktarımına geçilsin durum. Evet, Meltem de kız kardeşi oynadığına göre aslında biraz öyledir ya, erkekler böyle bir duruma, erkek çocuklar daha tepkili olabilir ama
ne olursa olsun kadın olarak belki daha iyi anlıyordur annesini. Var mı öyle bir oyun? Yani aslında en çok direnen Onur'la benim. Filmin sonlarına doğru yumuşuyorum ben de. Hani ben de anneyi aslında böyle paylaşmama durumum var. Evet. Bir de şu var, Abdülkadir'in ailesi biraz tutucu bir aile ve hani böyle hippi bir babayı onların karşısına nasıl çıkarırım korkusu da var. Çünkü artık kızın yaşı geçiyor, evlenmek istiyor. Yine kendini birini düşünüyor bak, annesini falan yani, değil. Biraz bencillik de var orada, yapacak bir şey yok. Kendisi evlenmeye geldiğinde bir bakıyor ki annesine böyle bir durum var. Ne güzel. O zaman Abdülkadir Bey'in ailesini mi ikna etmemiz gerekecek yoksa Cici Baba'yı tümden mi ortadan kaldıracağız? Ben yani isterdim ki hepsini. Hiç kimse istemiyor. Biraz ikna durumu var. Var mı? İkna durumu var, evet. Ya evet, bu hikaye tatlı bir hikaye, öyle gözüküyor. Muhakkak eğleneceğiz. Mesajı da var işte, sevgiye dair evet, olsun sözümüz. Yani evet, şöyle bir şey de var aslında, eğer karşıya izin verirse. Hayır. Hocam, ama sen yenisin. Sen yenisin. Yani karşıdan böyle projenin dışına çıkıp bakıldığında bir Anadolu kadını ve ikinci baharını yaşamak istiyor, evlenmek çok istiyor. Takdir ettim. Belli gelenekleri var ailenin. Baskıcı ve sert bir baba tarafından büyütülmüş. Özellikle hacı öyle. Baba figürü onda devam ediyor. Aslında karşına uzaktan çıkıp şöyle bakıldığında riskli bir durum. Tartışılan bir durum yani. Bir annenin, bir kadının ikinci kez aşık olması, evlenmesi biraz böyle tartışmaya açık bir şey. Evet. Ama ne oluyor? Yani insan farkındalık, farklılıklarıyla, evet, farklı renklerle sevgi olduğu zaman bir ortada buluşuyor ve mutlu olabiliyor. Ya çok neden da zor olmasın bir şey değil. Evet. Yani annenin farklı kültürler, dünya görüşleri, renkler bir arada yaşayabiliyor. Mühim olan aile olmak. Ne güzel söyledi. Anne evet, çok güzel. Bakalım olabiliyorlar. Abi hani seni bulana kadar yalnız öleceğimi sanıyor. Burada ölüp giderim sen. Tamam. Burada tek başıma ölüp giderim sanıyordum. Diyor tekrar ama aşkı buluyor tekrar. Yani ne kadar güzel. Ben hep onu söylüyorum. Hani kadınla ilgili algıyı da biraz değil mi? Genişletmek, evet, esnetmek, daha toleranslı olmak, tabii, olabilmek için işte böyle filmlerde verdiğimiz küçücük mesajlarda evet, bir yerlere varsın. Evet. Bence varacak çünkü mizahı çokça kullandığımız için bunu anlatırken evet, bence çok ikna olacaklar. Hem eğlenecekler evet, hem hüzünlenecekler ama konuyu da ister istemez düşünecekler gibi geliyor bana. Çünkü hani bu durumda olan evet, tabii bir hippie aşık olan olduğunu sanmıyorum ama buna benzer durumlarda dışlamıyoruz. Olan, evet, dışlamıyoruz. Çok aşığız kendisine. Ama bu tip durumları yaşayan kadınlarımız yüksek ihtimalle var. Ama zaten Türkiye'de hemen hemen bence her bölgesinde kadının ya da erkeğin yalnız kaldıktan sonra, eşi vefat ettikten evet, sonra böyle bir ikinci baharını yaşaması, ikinci bir hayat şansı bulmasına her zaman toleranslı olmuşuzdur biz bu topraklarda. Hmm. Evet, biz de ama böyle olsun bir adama nasıl toleranslı olunur? İşte farklılık i̇şte dediğim problem o. Mizah da orada başlıyor. Yüreğinde sevgi varsa, evet, eğer sevgi de verebiliyorsa bunun daha ötesi sorgulanmamalı. Evet. Bunun adı aşk. Yapacak evet, hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Evet. Filme dair daha fazla ipucu verirsek hadi sürprizini de kaçırmamış olalım. Ama elinize sağlık diyorum. İyi ki siz üretmeye devam ediyorsunuz. Biz de sizinle böyle güzel sohbetler yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.